BYD, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi. 2011'de Elon Musk tarafından küçümsenen bu marka şimdiki konumuna nasıl ulaştı? BYD'nin arka planını, nasıl başladıklarını ve bugün dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri haline nasıl geldiklerini merak ediyorsanız sıkı tutunun. Başlıyoruz. Destek olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Düşünce ve önerilerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Last Story Bender'a hoş geldiniz. BYD konusunda yeniyseniz en iyi başlangıç noktası kim olduklarıdır. BYD 230 binden fazla çalışanı ve 35 bin mühendisi olan Çin'in Shenzhen kentinde merkezi bulunan devasa bir çok uluslu şirket. Elektrikli araçlardan elektrikli otobüslere, monoray sistemlerinden forkliftlere, yarı iletkenlere kadar her şeyi üretirler. Aklınıza gelen hemen her şey. Ancak tüm bu şeyler şarj edilebilir pil hücrelerini üretmekle başladı. Bugün bu tür piller cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, kulaklıklar ve dronlar gibi aklınıza gelebilecek her türlü taşınabilir üründe bulunmakta. BYD şu anda dünyanın en büyük lityum iyon pil üreticilerinden biri. Ancak her zaman böyle değildi ve bir yerden başlamaları gerekiyordu. BYD için başlangıç noktası metal araştırmacısı Wang Chuanfu'nun piyasadaki farklı şarj edilebilir pil türlerinin bileşimindeki değişen eğilimi fark ettiği ve bu fırsatı değerlendirebileceğini düşündüğü 10 Şubat 1995'ti. BYD ismi şirketin ilk kurulduğu yol olan Yardi Road'dan gelir ve Shenzhen'deki Dapeng yeni bölgesinde yer alır. Wang şirketinin adını kaydederken diğer Yardi adını taşıyan şirketlerle karışıklığı önlemek ve ticaret fuarlarında alfabetik sıralamada daha üstte yer almak için B harfini ekledi. 2008'e kadar Kuzey Amerika pazarına girmeye başlamalarına dek bugünkü Build Your Dreams, hayallerini inşa et sloganını kullanmamışlardı. BYD 1995'te 20 çalışanla nikel kadmiyum piller üretmeye başladı. Ancak talebe bağlı olarak hızla nikel metal hidrit ve lityum iyon pil üretimine geçti. Başlangıçta manuel iş gücüne dayalı üretim yapıyorlardı. Kırsal alanlardan gelen ucuz ve bol iş gücü sayesinde Japon rakiplerinden farklı olarak büyük otomatik hatlar yerine kendi üretim ekipmanlarını içeride üreterek maliyetlerini düşürdüler. Ve bu sayede daha ekonomik üretim yapma avantajını elde ettiler. Kısa sürede BYD pilleri o dönemin en popüler cep telefonları markalarından Motorola ve Nokia'da kullanılır hale geldi. 2000'lerin başlarında sadece 7 yıl içinde BYD dünyanın en büyük nikel kadmiyum pil üreticisi oldu. 2002 BYD'nin Hong Kong borsasında halka açıldı ve bu sermaye ile 2003'te Xi'an Qin Shuang Otomobil adlı küçük bir otomotiv şirketini satın aldığı önemli bir yıldı. Bu satın almayla kuruluşlarından sadece 8 yıl sonra BYD otomobil üretimine adım attı. 2005'te ilk arabası olan BYD F3'ü piyasaya sürdü ve 3 yıl sonra elektrik ve benzinle çalışabilen hidrit modeli F3 DM'yi tanıttı. 2009'da ise tamamen elektrikli ilk araçları BYD E6'yı, ardından aynı yıl elektrikli ilk otobüslerini piyasaya sürdüler. 2018'de Çin'de uygulanan sürücüsüz monoray sistemi Skyrail, BYD'nin başarısını genişletti. 2020'lere gelindiğinde BYD çok yönlü bir işletme haline gelmiş, çeşitli kategorilerde birçok farklı ürün üretir hale gelmişti. Ana işi her zaman şarj edilebilir pil hücrelerinin üretimiydi, ancak bu hücreleri doğrudan son tüketici ürünlerine, örneğin elektrikli arabalar ve otobüslere dönüştürme yeteneğini de kullanmış. 2016 BYD arabalarının şekillenmeye başladığı yıldı. Çünkü 2016 yılına kadar BYD'nin arabaları oldukça sıradandı. Bu yüzden 2016'da Wolfgang Edgar'ı BYD'nin baş tasarımcısı olarak atadıklarını duyurdular. Wolfgang hem Audi hem de Lamborghini markalarının tasarımlarından sorumlu olan tasarım bölümünün başkanlığını yaparak BYD'ye gelmiş tanınmış bir Alman otomobil tasarımcısıydı. Wolfgang BYD'yi öne çıkaracak benzersiz bir marka kimliği yaratmakla görevlendirildi ve bunu başardı. Bugün yollarda gördüğümüz BYD'nin Hanedan serisi araçlarının yaratımını yönetti. Hanedan serisine adını veren araçlar Çin hanedanlıklarının isimlerini taşıyor. Örneğin BYD Tang, BYD Song ve BYD Han. Birkaç yıl sonra Wolfgang günlük sürüşlere hitap eden
daha yeni bir araç serisi olan BYD'nin Okyanus serisinin geliştirilmesini yönetti. Bu araçlar deniz yaşamının çeşitli yönlerinden tasarım ilhamı aldı ve isimleri de buna göre belirlendi. Örneğin BYD Dolphin, BYD Sea Lion ve tabii ki BYD Seal. 2020'de BYD büyük bir atılım yaparak yenilikçi Blade bataryalarını üretmeye başladı. Bu batarya lityum demir fosfat hücrelerinden oluşan ve bıçaklar şeklinde yerleştirilmiş bir tasarıma sahipti. Blade bataryasının tasarımı, batarya hasar gördüğünde bile diğer geleneksel pillere kıyasla daha az tehlike oluşturdu ve bu da BYD'nin bataryasını en güvenli seçeneklerden biri haline getirdi. 2021'de BYD Blade bataryasını kullanan ve farklı araç sınıflarına uyarlanan e-Platform 3.0'ı tanıttı. Bugün bu platform BYD'nin küçük şehir modeli Dolphin'den orta boy SUV Tanga ve yüksek sedan HAN'a kadar geniş bir araç yelpazesinde kullanılıyor. 2022'de BYD tam elektrikli araç satışlarının artmasını ve içten yanmalı motor satışlarının düşüşünü gördü. İçten yanmalı motorlu araçların üretiminin durdurulmasıyla BYD kendini muazzam bir satış büyümesine doğru ilerlerken buldu. Satışları sadece 3 yılda akıl almaz bir şekilde 7 kat arttı. 2020'deki 427 bin araçtan 2023'te 3 milyondan fazla araca yükseldi. Bu başarı 2023'te BYD'nin Volkswagen'i geçerek Çin'de en çok satılan otomobil markası olduğu dönemde bir dönüm noktasına ulaştı. Ancak bu son değildi. 2023'ün sonunda BYD çeyreklik satış verilerinde Tesla'yı geçerek %100 bataryalı elektrik araç satışlarında en yüksek satış yapan otomobil üreticisi oldu. 2023'ün 4. çeyreğinde BYD 526 bin tam elektrikli araç satarak Tesla'nın 484 bin satışını geride bıraktı. Bu dünya çapında şok etkisi yarattı çünkü batı pazarlarına nispeten Tesla'nın sahneye çıkmasından bu yana Tesla'yı geçen ilk şirket oldu ve bu bizi 2024'de bugün bulunduğumuz noktaya getiriyor. 1995'te Shenzhen'de küçük bir binada sadece 20 işçiyle başlayan BYD, 2024'te dünya çapında 230 binden fazla çalışanı olan devasa bir şirket haline geldi. Onların bu yolculuğu zorluklarla mücadele ederek ve yenilikçi adımlar atarak küresel başarıya ulaşan bir markanın öyküsünü anlatıyor. Umarım BYD kimdir sorusunun yanıtını verebilmişizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızın büyümesine destek olmak için beğen butonuna basmayı, hikayeyi sevdiklerinizle paylaşmayı ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.